Mevsim, dünyanın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı, ortalama hava durumu koşullarına verilen isimdir. Eksen eğikliği, gökbiliminde bir gök cisminin dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıdır. Uzayda yön kavramı yoktur. Fakat insanoğlu bu eğikliği şuna göre hesaplamaktadır. Dünya Güneş'in etrafında dönmektedir. Oluşan yörünge yatay kabul edilir. Dünyanın ekvatoru ile bu yörünge tam olarak çakışmamaktadır. Eğiklik sıfır olduğunda dönme ekseni yörünge düzlemine diktir. Bir yörünge boyunca, eğiklik genellikle önemli ölçüde değişmez ve eksenin yönü, arka plan yıldızlarına göre aynı kalır. Bir kutbun yörüngesinin bir tarafını güneşe doğru daha fazla yöneltmesi dünyadaki mevsimlerin oluşma nedenidir. Dünyanın eksen eğikliği, 41 bin yıllık bir döngüde 22,1 derece ila 24,5 derece arasında değişir. Şu anda yaklaşık 23,44 derecedir ve giderek azalmaktadır. Dünya ekseninin yörünge düzlemine göre eğimi, havanın oluşumunda büyük rol oynar. Dünya yörünge düzlemine 23,44 derecelik bir açıyla eğilir ve dünya yörüngesinde hareket ederken, farklı enlemlerin doğrudan güneşe bakmasına neden olur. Bu fark, mevsimlerin oluşmasına neden olur. Kuzey yarım kürede kışken, güney yarım küre güneşe daha doğrudan bakar, yani güneş ışınları daha çok gelir ve bu nedenle kuzey yarım küreden daha yüksek sıcaklıklara maruz kalır. Tam tersine, güney yarım kürede kış, kuzey yarım kürenin güneşe daha eğimli olduğu zaman meydana gelir. Eylül'e kadar kuzey yarım küre, güneye göre güneşe daha dönüktür ve daha çok güneş tarafından ısıtılır. Bu durum 23 Eylül-21 Mart arasında tersine döner. Böylece kuzey yarım küresindeki mevsimlere 21 Mart'tan başlayarak isim verilmiştir. İlkbahar, 21 Mart 20 Haziran, yaz, 21 Haziran 22 Eylül, sonbahar, 23 Eylül 20 Aralık, kış, 21 Aralık 20 Mart. Güney yarım küresinde mevsimlerin sırası tersine olup, ilkbahar 23 Eylül'de başlar. İlkbahar veya ilk yaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede 21 Mart ve 21 Haziran arasıdır. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar. Bahar dalları ortaya çıkar. Yaz gelince ise bahar dallarındaki çiçekler kuruyup düşer ve yerlerini yeşil yapraklar alır. Bilhassa bu mevsimde yerel hava depresyonu olarak meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında 42'nde adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür. Bazen bu yağışlar çiftçilere çok zarar verir. İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde kısaca bahar yorgunluğu denir. Yaz, en sıcak mevsimdir. Kuzey yarım kürede en uzun günler yazda gerçekleşir. Dünya ısıyı depo ettiği için en sıcak günler genellikle yaklaşık 2 ay sonra ortaya çıkar. Sıcak günler kuzey yarım kürede 21 Haziran ile 22 Eylül arasında, güney yarım kürede ise 22 Aralık ile 21 Mart arasındadır. Yaz mevsiminde insanlar, tabiatın çoğu güzelliklerinden faydalanma olanağı bulur. İnsan sağlığına büyük faydası bulunan ve kemiklerin gelişmesi için gerekli olan D vitamini, güneş ışınlarından alınır. Yazın insanlar cildine ve bazı hastalıklara iyi gelen deniz suyu ve deniz kumundan faydalanırlar. Güneş banyoları romatizmalar için çok faydalıdır. Güneşin kuvvetli ışınları birçok hastalıkları yok eder ve iyileştirir. Meyvelerin, sebzelerin çoğu bu mevsimde yetişir. Türkiye'de insan gıdasının büyük bir kısmını tutan, buğday, arpa, mısır ve yulaf gibi ekinler bu mevsimde toplanır ve ambarlanır. Bu mevsimde araziler gelecek ekim dönemine hazırlanır. Yazın aşırı ve kavurucu sıcaklığından da sakınmak gerekir. Uzun süre başı açık kalmak, aşırı güneş banyosu yapmak, cilt ve insan sağlığı için çok tehlikelidir. Serinletici içecekler içmede de aşırı gidilmemelidir. Bu mevsimde yiyecek ve içeceklerin yanında giyeceklere de dikkat etmek gerekir. Yazları ter emici, rutubet çekici pamuklu giyecekler tercih edilip, naylon ve buna benzer giyecekler giyilmemelidir. Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, hazan ve bağ bozumu isimleriyle de anılır.
Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım, güney yarım kürede ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir. Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur. Kış, kutup ve ılıman bölgelerde en soğuk mevsimdir. Çoğunlukla tropikal kuşakta oluşmaz. Kış, dünyanın yarım küresini güneşten uzaklaştıran yörüngesi sayesinde oluşur. Çeşitli kültürler, farklı tarihleri kışın başlangıcı olarak tanımlar ve bazıları hava durumuna dayalı bir tanım kullanırlar. Kuzey yarımkürede kışken, güney yarımkürede yazdır ya da tam tersidir. Her iki yarımkürede de kış zamanında, güneşin daha düşük yüksekliği, güneş ışığının dünyaya eğik bir açıyla çarpmasına neden olur. Bu nedenle, dünyanın her yüzey alanına birim başı daha düşük miktarda güneş ışığı çarpar. Ayrıca, güneş ışığı atmosferde daha uzun bir mesafe kat etmeli ve atmosferin daha fazla ısıyı dağıtmasına izin vermelidir. Kış, meteorologlar tarafından genellikle en düşük ortalama sıcaklıklarına sahip 3 takvim ayı olarak tanımlanır. Kuzey yarımkürede Aralık, Ocak, Şubat aylarına denk gelirken, güney yarımkürede Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına denk gelir. Mevsimin tipik olarak en soğuk ortalama sıcaklıkları kuzey yarımkürede Ocak ve Şubat'ta, güney yarımkürede Haziran, Temmuz ya da Ağustos'ta görülür. Kış mevsiminde gece baskındır ve bazı bölgelerde kış, kalıcı kar örtüsü veya buharlaşmayı engelleyen düşük sıcaklıklarla birlikte yüksek yağış oranları nedeniyle en yüksek yağış oranının yanı sıra uzun süreli rutubete sahiptir. Kuzey yarım küredeki kar ve buz birikimleri, oradaki büyük kara kütleleri nedeniyle genellikle kışla ilişkilendirilir. Güney yarım kürede, daha deniz iklimi ve 40 derece güneydeki görece toprak eksikliği, kışları daha ılıman hale getirir, bu nedenle, güney yarım kürenin yerleşim bölgelerinde kar ve buz daha az yaygındır. Bu bölgede, kar her yıl belirli bölgelerde oluşur, Ant Dağları, Avustralya'daki büyük bölme sırası ve Yeni Zelanda dağları gibi. Antarktika'da kar yıl boyunca görülür. İnsanlar soğuğa karşı hassastırlar, buna örnek olarak hipotermi, kar körlüğü, norovirüs, mevsimsel depresyon gibi örnekler verilebilir. Buz üzerinde kayma ve düşen buz sarkıtları, soğuk ve karlı hava ile ilişkili diğer sağlık sorunlarıdır. Ayrıca kışla ilişkili en yaygın hastalıklardan biri de griptir. Kuzey yarımküre, dünyayı ekvator hizasından bölen hayali bir düzlemin üstünde yani kuzeyde kalan yarısıdır. 0 derece paraleli ile 90 derece kuzey paraleli arasında yer alır. Güneyde kalan kısma ise güney yarımküre denir. Dünyanın kuzey yarımküresi, birçok ülkeyi ve dünya nüfusunun yaklaşık %90'ını kapsamaktadır. Kuzey yarımkürenin güney yarımküreye göre daha büyük bir oranı karalarla kaplı olup daha az su yüzölçümüne sahiptir. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamı, Afrika ve Güney Amerika kıtalarının bir kısmı, Endonezya'nın güney bölümü hariç Asya kıtasının tamamı kuzey yarımkürededir. Grönland da bu yarımküredeki ada ülkelerindendir. Yarımkürenin ılıman kesimlerinde kış, 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar sürer. Yaz mevsimi ise 21 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar olan dönemi kapsar. Kuzey Kutup Dairesi'nde yazın bazı günler güneş hiç batmazken kışın bazı günlerinde güneş hiç doğmaz. Bu gibi dönemlerin örnekleri Kuzey Kutup Dairesi'nin yakınında kalan bölgeler için günle sınırlı olabilirken Kuzey Kutup Dairesi'nde aylarca sürer. Güney yarımküre, dünyayı ekvator hizasından bölen hayali bir düzlemin altında yani güneyde kalan yarısıdır. 0 derece paraleli ile 90 derece güney paraleli arasında yer alır. Kuzeyde kalan kısma ise kuzey yarımküre denir. Güney yarımkürenin kuzeye göre daha büyük bir oranı sular altında olup daha az kara yüzölçümüne sahiptir. Güney Amerika'nın yarısından fazlası, Afrika kıtasının bir kısmı, Avustralya ve Antarktika kıtalarının tamamı, Asya kıtasında Endonezya'nın bir bölümü güney yarımkürededir. Madagaskar adası, Papua Yeni Gine adası, Yeni Zelanda, Fiji ve birçok Pasifik adası, bu yarımküredeki ada ülkelerindendir. Mevsimler dünyanın kendi dönüşünün, güneşin etrafında döndüğü yörünge ile aynı hizada dönmemesinden kaynaklanırlar. Böylece yeryüzünden göğe bakıldığında güneş dünyanın her yerinde farklı bir yükseklikte gökyüzünden geçer.
Gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Kış gün dönümünde yani 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. Yaz gün dönümünde yani 21 Haziran'da, güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür. 10 bin yıllık zaman ölçeklerinde, yerkürenin eksen eğikliği arttığında, mevsimlik enerji dengesi bozulduğu ve sıcaklık zıtlıkları kuvvetlendiği için, her iki yarımkürede de kışlar daha soğuk ve yazlar daha sıcak olur. Başka bir deyişle, insolasyon yani güneşlenme yaz mevsiminde polar bölgelerde daha yüksek olurken, kışın uzun polar gece süresince sıfır olur. Yerkürenin eksen eğikliği azaldığındaysa, mevsimler daha az şiddetli geçer, yazlar daha serin, kışlarsa daha ılıman olur. Daha serin yaz mevsimlerinin, yüksek enlemlerde yani kutup ve polar bölgelerde kar ve buz örtüsünün daha az erimesine ve yerde daha fazla kalmasına neden olarak, kutup bölgelerinde kütlesel buzul kalkanlarının oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, eksen eğikliğindeki değişimler mevsimlik zıtlıkları düzenlemekle birlikte, yıllık ortalama gelen kısa dalga boylu güneş ışınımı değişimleri alçak enlemlerde yüksek enlemlere göre bir zıt etki yaptığı için, küresel ortalama insolasyon üzerinde önemli bir etki oluşmaz. Son olarak, mevsimlerin zamansal olarak günberi noktasına göre konumu olarak tanımlanabilecek olan yerkürenin iklimsel presesyon, hareketinin, insolasyon ve iklim değişikliği üzerindeki etkisinin önemli olduğunu söylemek gerekir.